kadar dua ettiğinize göre bugün Türkiye'de herhangi bir seçim problemi olmayacaktır. Her şey barış içinde, esenlik içinde gidecektir. Yani bugün Rabbim verdiği şifadan size söz etmek istiyorum. Bizim Tanrımızın ismi Yahve Rafa aynı zamanda. Şifa veren Rabbimizin kimliği, bizim hayatımıza dokunan ve bizi seven Tanrı'nın bizde yaptığı şeyler arasında önemli bir yer tutuyor şifa vermesi. Şifa ne demek? İyileşme ne demek? Yazdım. Bir insani müdahale olmadan ya da doğal olmayan yoldan bir kişinin hastalığını, yarasını, rahatsızlığını, engelini iyileştirmeye olağanüstü şifa diyoruz. Yani doktora giderseniz bu olağanüstü bir şifa değil. Ama doktorlara gidin. Yani Tanrı onları da kullanıyor. Burada değerli doktor kardeşlerim sizi bekliyorlar hastanelerde. Beden olması gerektiği işleve kavuşuyor. Yani Süpermen olmuyorsunuz. Yani bakıyorum birden duvarların arkasını göreceğim şeklinde olmayacak. Ama Tanrı gözlerin görmesini sağlıyor. Kulakların işitmesini sağlıyor ve başka bir sürü mucizeler yapıyor. Yani hastalığın temel problemi aslında Elçilerin İşleri 10. bölüm 37 ve 38. ayette yazdığı üzere şöyle. Yahya'nın vaftiz çağrısından sonra Celile'den başlayarak bütün Yahudiye'de meydana gelen olayları, Tanrı'nın Nasıralı İsa'yı nasıl kutsal ruhla ve kudretle mesettiğini biliyorsunuz. İsa her yanı dolaşarak iyilik yapıyor, iblisin baskısı altında olanların hepsini iyileştiriyordu. Çünkü Tanrı onunla birlikteydi. İblisin baskısı altında olan insanlar hastalıkla ilgili sıkıntılar yaşıyorlar. Bu iblisin baskısının arkasında yatan nedenlere bugün girmeyeceğiz. Başka sebepler olabilir ama Tanrı'nın bizim hayatımız için istediği şey iblisin baskısından uzak bir hayat yaşamamızdır. Sebep ne olursa olsun bu hastalıkların kaynağı iblistir. İlk dua ettiğimiz zaman Tanrı'nın isteğini anlamaya çalışırız. Her dua ettiğimizde herkes iyileşecek diye bir şey yok. Bazen insanların hasta olması gerekiyor, bazen insanların ölmesi gerekiyor. Ama Tanrı'nın isteğinin ne olduğunu anlamaya çalışmamız lazım dua etmeye. Bazen Tanrı bir şey için tövbe etmemizi, onun yüceliğini ilan etmemizi ya da onun kimliğini ilan edecek bir şekilde hizmet etmemizi istiyor olabilir, onun için kullanıyor olabilir. Neler iyileşir olağanüstü şifa söz konusu olduğunda? Birincisi fiziksel beden ve organların işleyişi iyileşebilir. Yani bedeninizde herhangi bir problem varsa az önce söylediğim gibi gözünüz görmüyorsa, kulağınız işitmiyorsa, bacağınızda bir sorun varsa bir arkadaşım İngiltere'de bir dua toplantısında kendi gözleriyle bir insanın kolunun olmayan kolunun yerine çıktığını görmüştü. Yani kol uzuyor. Kullanılabilir hale gelebiliyor. Tanrı bunu yapabilecek olan Tanrı'dır. Olağanüstü şifa buralara kadar gidebilen bir şifa. İkincisi zihin, irade ve duygularımızda olan yanlışlıkları düzeltmek için yapabilir Tanrı şifayı. İçsel şifa diyoruz.
bizim yüreğimizde, zihnimizde, irademizde bazı problemler varsa Tanrı onları iyileştirmek istiyor. Eğer bu problemler bir hastalıkla ya da başka bir şeyle bağlantılıysa onu iyileştirmek istiyor. Üçüncüsü ve sonuncusu, Tanrı yalnızca fiziksel körlük, sağırlık değil, ruhsal körlüğü, sağırlığı ve diğer ruhsal hastalıkları da iyileştirmek ister. Bizim Tanrımız bizim bütün olarak iyileşmemizi isteyen bir Tanrı'dır. Peki, Kutsal Kitabı baktığımızda iyileşmenin yolları olarak neler görüyoruz? İlk önce Markos kitabı 11. bölüm 24. ayette nasıl diyor? Ona bakalım. Orada diyor ki, bunun için size diyorum ki, duayla dilediğiniz her şeyi daha şimdiden almış olduğunuza inanın, dileğiniz yerine gelecektir. Yuhanna 14. bölüm 13 ve 14. ayetlerde, Baba oğul da yüceltilsin diye benim adımla dilediğiniz her şeyi yapacağım. Benim adımla benden ne dilerseniz yapacağım. İlk önce biz Tanrı'nın bizim hayatımızda mucize yapacağına ilişkin dua etmemiz lazım. Buna inanıyor olmamız lazım. İnanmadığımız bir şeyi karşımızda Tanrı'dan isteyemeyiz, beklemeyiz. Yani yalancıktan dua ederiz, tamam mı? Hiç yalancıktan dua ettiniz mi bilmiyorum. Size söylerler, ya bu kardeş için dua et, dua edeceğim, nedir bu şey? İşte elimizi koyuyoruz, uzaktan duruyoruz ve diyoruz ki, Ya Rab şifa ver. Ama dua ederken biliyoruz ki, ya bu adam iyileşmez. Tamam, bu yalancıktan dua oluyor. Ama Tanrı'nın bize gerçekten bir ikna vermesini istemeliyiz. Tanrı bize bu konuda ikna verdikten sonra aslında dua etmeliyiz. Bazen Tanrı bize diyebilir ki, yani dua etmene gerek yok. O zaman karşımızdaki insanı üzmemek için dua edebilirsiniz. Ama aslında beklentiniz o olmayabilir. Gene de nezaketle dua etmekte fayda var. Yani Tanrı'nın amacını tam olarak bilmeyeceğiniz durumda mutlaka dua edin. Duada anlaşmak iyileşmenin yollarından biri. Şöyle diyor, Matta 18. bölüm 19 ve 20. ayetlerde. Yalnız yani yine size şunu söyleyeyim. Yeryüzünde aranızdan iki kişi dileyecekleri herhangi bir şey için anlaşırlarsa göklerdeki babam dileklerini yerine getirir. Nerede iki ya da üç kişi benim adımla toplanırsa ben de orada aralarındayım. Tanrı bizim aynı fikirde olduğumuz zaman, Tanrı'yla da aynı fikirde olduğumuz zaman bizim ettiğimiz dualara cevap veriyor. O zaman biz kardeşlerle aynı fikirde buluşarak dua etmeliyiz. Şifa için dua etmeliyiz. Bu diğer konular için de geçerli. Herhangi bir konuda iki ya da üç kişi bir araya gelirseniz, dua ederseniz Tanrı sizin dualarınıza cevap verir. Başka bir yöntem yağla meshetmek. Markos 6. bölüm 12-13. Ayetlerde şöyle diyor. Böylece öğrenciler yola çıkıp insanları tövbeye çağırmaya başladılar. Birçok cin kovdular. Birçok hastayı üzerlerine yağ sürerek iyileştirdiler. Aynı şekilde Yakup kitabında 5. bölüm 14 ve 16. ayette şöyle diyor. İçinizden biri hasta mı? Kilisenin ihtiyarlarını çağırtsın, Rabbin adıyla üzerine yağ sürüp onun için dua etsinler. İmanla edilen dua hastayı iyileştirecek ve Rab onu ayağa kaldıracaktır. Eğer hasta günah işlemişse günahları bağışlanacaktır.
Bu nedenle şifa bulmak için günahlarınızı birbirinize itiraf edin ve birbiriniz için dua edin. Birlikte dua edeceğiz ve aynı zamanda dua ederken iki ya da üç kişi aynı fikirde oluyor yani o zaman. Dua edeceğiz ve karşımızdaki insanlar günahlarını itiraf ettiklerinde yağla mesedeceğiz ve o zaman şifa beklentisi içerisinde olabileceğiz. Ya da el koymak. Bazen yani biz yapıyoruz. Genellikle dua ettiğimiz insanların üzerine el koyuyoruz. Onların şifa alması için dua ediyoruz. Rab, şifa veren Rab'dır ve biz dokunduğumuz zaman sanki kutsal ruh o insanın üzerine gelmiş gibi olsun istiyoruz. Onu hissetsin istiyoruz. Kutsal ruh bu kişinin üzerine gelsin istiyoruz. Onun için elimizi koyuyoruz. Bazen denize atıl duası etmemiz gerekiyor. Hiç denize atıl duası ettiniz mi? İmanınızın sınırlarını zorlayacak bir şekilde. Markos 11. bölüm 23. ayet. Hadi 22'yi de okuyayım. İsa onlara şöyle karşılık verdi. Tanrı'ya iman edin. Size doğrusunu söyleyeyim. Kim şu dağa kalk denize atıl der ve yüreğinde kuşku duymadan dediğinin olacağına inanırsa dileği yerine gelecektir. Dua ettiğimiz zaman yüreğimizde böyle bir iknanın olması lazım. Tanrı şimdi benim bu dağın denize gitmesini istiyor diye bir beklentimin olması lazım. Bazı arkadaşlar yani her dağ için dua ediyorlar. Tamam mı? Karşımıza çıkacak olan her dağ için dua ediyoruz. Diyoruz ki ya Rab şu dağı denize at. O olmuyor. Hadi bunu at. O da olmuyor. Şunu at. Diyoruz ve aslında giderek beklentimiz kırılıyor. Bizim bekleyeceğimiz şey Tanrı'nın gerçekte ne yapmak istediği, hangi dağın denize gitmesini istediğidir. Eğer Tanrı'nın onu yapacağına bir ikna oluşumuz varsa o dağ için dua edelim. O denize gidecektir. Ama onun için aslında yüreğimizin Tanrı'yla paralel bir şekilde olması lazım. Tanrı'yla aynı şekilde ilişki içerisinde değilsek dağlara boşuna dua ediyoruz. Ama bazı dağlar üzerine çıkmak içindir. Bazı dağlar bizim terbiyemiz içindir. Bazı dağlar büyümemiz içindir. Ama bazı dağlara Tanrı yüreğimizi öyle bir ikna verecek ki hadi denize git diyeceğiz. Bazı hastalıklara hadi iyileş, defol diyeceğiz ve o zaman bunun çözümlerini bulacağız. Allah'tan bu sefer telefonum kapalı, çalıyor ama evde yokuz. Tanrı bizi özel bir şekilde mesedebilir. Belirli bir şey için, belirli bir şekilde mesedebilir. Elçilerin İşleri 19. bölüm 11 ve 12. ayetlerde şöyle diyor. Tanrı, Pavlus'un eliyle olağanüstü mucizeler yaratıyordu. Şöyle ki, Pavlus'un bedenine değen peşkir ve peştemallar hasta olanlara götürüldüğünde hastalıkları yok oluyor, kötü ruhlar içlerinden çıkıyordu. O zaman, hadi peştemalları çıkartın onlar için dua edelim. Bize değmiş olan peştemallar insanlara şifa versin. Yok öyle bir şey. Ama Tanrı bazen özel bir şekilde bizi yönlendiriyor ve bizim farklı bir şekilde etkin olmamızı istiyor. Ki nasıl olabildiği konusuna geleceğiz. Her zaman peştemal, mendil, bazen mendil kullanıyoruz, işe yaramayabilir. Pavlus'un durumunda yaradı, başka insanlar da yarayabilir, başka şeyler olabilir. Yani o şeyleri aslında Pavlus biliyordu ve başka insanlar da kendilerindeki bu
olabilecek şeyleri bilebilir. Ne olabilir? Mesela aklıma gelen şey, bazen bir mum yakabilirsiniz ve o olur. Bazen bir kokuyla insanlara o duayı iletebilirsiniz. Buhur gibi bir şeyle yani. Ama aynı zamanda hastaları iyileştirme armağanlarından da söz edebiliriz. 1. Korintliler 12. bölüm 9. ayet şöyle diyor. Sekizden ona kadar yazıyor aslında. Ruh aracılığıyla birine bilgece konuşma yeteneği, ötekine aynı ruhtan bilgi iletme yeteneği, birine aynı ruh aracılığıyla iman, ötekine aynı ruh aracılığıyla hastaları iyileştirme armağanları, birine mucize yapma olanakları diye diyor. Hastaları iyileştirme armağanları. Hastaları iyileştirme armağanı değil, hastaları iyileştirme armağanları veriyor. Çoğul olarak. Özellikle çoğul seçiyor burada. Hiç kimse, hiç kimseyi imanla iyileştirmiyor. Bizim imanımızın ölçüsüne göre karşımızdaki insanları iyileştirmiyoruz. Ya da karşımızdaki insanların imanı ölçüsünde iyileşme almaları söz konusu değildir. Biz imanlı imansız insanlara geliyoruz. Bazen Tanrı imanları ölçüsünde veriyor, bazen imansıza da veriyor. Bu Tanrı'ya bağlıdır. Bazen dua ediyoruz, çok imanla etmeyebiliyoruz duamızı. Tanrı şifa veriyor. Bazen acayip, ya Rab yapacaksın sen diyoruz. Olmadı. Olmuyor. Yıllarca bizim kilisemizde Yaşar kardeşimiz vardı. Onun böbrekleri çalışmıyordu. Sonra gözleri kör oldu. Yaşar kardeş için kilisemizin önünde acayip dua ettik. Yaşar hiç iyileşmedi. Hiçbir zaman. Yaşar'ın hastalığı giderek kötüleşti. Biz de dua etmeye devam ettik. Sabırla, ısrarla ve yani insanların önünde artık dua etmekten çekinir olmuştum. Ya dua ediyoruz, dua ediyoruz. Hiçbir şey olmuyor adama. Adam daha kötüye gidiyor. Yıllarca, yıllarca dua etti. Hiçbir şey olmadı. İyileştiren biz değiliz. Bir gece, ya bir gün Yaşar kolunu kırdı. Ve alçıya aldılar kolunu. O gün diyaliz olması gerekiyordu. Hastaneye gitti. Başkent Hastanesi'nde diyaliz görüyordu. Üst katta, üçüncü katta odasında duruyor Yaşar. Kolu alçıya. Yaşar da artık bıkmış. Bedeni iflas etmek üzere olan, öyle incecik kalmış bir kardeşim. O diyaliz için orada yatarken İsa Mesih ona gece gözüküyor ve koluna şifa verdiğini söylüyor. Ve uyandığı zaman Yaşar söküp atıyor kolundaki alçıyı. İyileşmiş. Olağanüstü bir şekilde. Kolu iyileşmiş, böbreği iyileşmemiş, gözleri iyileşmemiş. Nasıl oluyor bu? Tanrı onun bedeninde olağanüstü bir şekilde çalışıyor ama her şeyi iyileştirmiyor. 2017 yılında benim yaşadıklarım, bir sürü ameliyat oldu. İhsan abi bu kışı çıkartmaz diyorlardı. Ölecek, o kadar hasta. Yani ben ölmek aklıma gelmiyordu ama herhalde sürüneceğim diye düşünüyordum. 50 metre yol yürüyemiyordum. Kilisede bar sandalyesi vardı. Öbür tarafta duruyor bar sandalyeleri hala. Ben vaaz vereyim diye aldık onları. Çünkü yani normal sandalyede otursam olmaz. Onun üzerine şöyle oturuyordum insanlar beni görsün diye.
Perişandım. Kalp ameliyatı oldum. Kanser oldum. Aynı yıl içinde. Kanser ameliyatı oldum. Büyük bir kan hastalığı vardı. Kan böyle ağır bir tedavi gördüm. Yerde sürünüyordum. Perişandım. Tanrı hiçbirini iyileştirmedi. Sonra yani mide ameliyatı oldum. Ondan sonra o arada nefes alamıyordum. KOAH hastasıydım. KOAH kronik bir hastalık. Dedim 50 metre yürüyemiyorum, nefes alamıyorum, hiçbir şey. Birkaç ay sonra son ameliyatımdan hastalık ortadan kayboldu. İlaç kullanma ihtiyacı hissetmediğimi fark ettim. Unutuyordum. 4 tane her gün inhaler kullanıyordum bu fısfıslardan. Batuhan yanımda bir tane ekstra kriz geçirirsem diye taşıyordu. Hiç kullanmadım Batuhan'ınkini. Benimkileri de bir zaman unutmaya başladım. 3 ayrı hastanede gerçekten KOAH hastası oldum. Biri yurt dışında olmak üzere tespit edildi. İlaçlarımın doğru olduğu söylendi. Hiçbir zaman iyileşemeyeceğim söylendi. Ama Tanrı iyileştirdi beni. Niye öbürlerinden iyileştirmedi? Niye kalp ameliyatı olmam gerekti? Niye kanser oldum? Niye kan hastası oldum? Korkunçtum. Neden öyle oldu? Bilmiyorum. Ama şimdi size tanıklık veriyorum. Bizim Tanrımızın gücü her şeye yeter. İmkansızı imkanlı kılan Rab bizim Tanrımız. Neyi nasıl yaptığını bilmiyoruz. Kime nasıl şifa verdiğini bilmiyoruz. Ama şifa verdiğini biliyoruz. Tanrı iyileştiriyor. Kimse iyileşmiyor. Kimse iyileştirmiyor. Tanrı iyileştiriyor. Hiç kimsenin imanının nedeniyle değil. Tanrı'nın bilgisine göre. Dedim ki bu hastaları iyileştirme armağanları diye çoğuldan bahsediliyor. Neden çoğul? Bu Grekçesi karizmata. Bu armağana verilen isim. Aslında karizmata Tanrı'nın verdiği bir lütuf armağanıdır. Bize lütuflar veriyor Tanrı. Bu armağanlar o lütufları yansıtıyor. Tanrı'dan gelen bir şey. Romalılar 12. bölüm 6. ayette herkese Tanrı'nın verdiği lütuf oranında veriyor. Tanrı'nın bize bağışladığı lütfa göre ayrı ayrı ruhsal armağanlarımız vardır. Tanrı bize kendi isteğine göre veriyor. Hangi armağanı istiyorsunuz? Hepinizin istediği bir armağan vardır. Ben hastalara şifa verme armağanı istiyorum. Öyle bildiğiniz üzere öyle bir armağanım yok. Olsaydı bilirdiniz. Ama bilmediğiniz süper güçlerim var. Her birimize Tanrı armağanlar veriyor. Ama kendi isteğine göre, bize bağışladığı lütfa göre. Hepimizin armağanları birbirinden farklı. Ama aynı zamanda farklı iyileştirmeler var. Her şifa armağanına sahip olan kişi her hastalığı iyileştiriyor diye bir şey yok. Farklı farklı iyileştirme armağanları var. Geleceğim ona. Kaç tane farklı iyileştirme armağanı var? Ne kadar hastalık varsa o kadar. Tanrı her hastalığı iyileştirebilecek güçtedir. Ve her hastalığa kendi gücüyle dokunabilir. Lütuf sahibi olan Tanrı dilediğine, dilediği gibi şifa verebilir. Kilisenin görevi bunun için hizmet etmektir. Her zaman hizmet edeceğiz. Hangi hastalıklar üzerinde yetkimiz var?
Hepsi üzerinde yetkimiz var. Matta 10. bölüm 1. ayet. İsa 12 öğrencisini yanına çağırıp onlara kötü ruhlar üzerinde yetki verdi. Böylece kötü ruhları kovacak, her hastalığı, her illeti iyileştireceklerdi. Her hastalığın üzerinde Tanrı öğrencilere, bize yetki veriyor. Bütün armağan listesinde hastaları iyileştirme armağanları çoğul olarak bulunan tek armağan. Dolayısıyla farklı kişilerde farklı şekilde göründüğünü biliyoruz. Mesela Wigglesworth diye bir abi vardı. O sara hastası olanları iyileştiriyordu. Astımı olanlara şifa veriyordu. Eğer astım varsa göğüs hastalıkları uzmanı abi. Ruhsal göğüs hastalıkları uzmanı. Eğer bir problem varsa ona gitmeniz gerekiyordu. Yani başka bir abi var. John Wimber diye. O da Rab'in yanına gitti. John Wimber kanser üzerinde yetkiliydi. Kanser hastalarında daha çok onun duası etkiliydi. Ben bir hastalık konusunda dua ettiğim her zaman iyileşme gördüm. Ya? Yani bunu söylemiyorum çünkü sınamak istemiyorum. Ama insanların eğer ağzında uçuk varsa, ağzında yaralar varsa, dua ettiğim zaman her seferinde dua ettiğim kişinin iyileştiğini gördüm. Yani benimki de kendimce. Öyle körlerin gözleri açılmıyor, sakatlar yürümüyor. İşte uçuk iyileştiriyorum ben. Benimki çok uçuk. Geçen bizim kilisemizden bir kardeşin, kardeşinin ağzında vardı bir toplantıya gittiğimizde. Onun ağzında yarayı gördüm de her zaman yapmıyorum onu. Çağırdım onu yanıma, gel otur dedim. Oturdu ve elimi onun omzuna koydum. Dedim ki Rab bana bu konuda dua etmek için armağan verdi. Senin için dua edeceğim. Senin ağzındaki yara iyileşecek. Dua ettim. Ertesi günü sabah vardı ama sonra baktığımda gitti. Dedi ki İhsan abi gitti. Ve çok sevindim. Ertesi günü konuşuyorduk. Bir grup kardeş, Karadeniz'den gelenlerden bir tanesinin ağzında yaralar vardı. Dedi ki ya çok kötü ağzım yaralar var. Dedim ya bana gene sınanma zamanı. Ve ona dedim ki Rab bu ağız için dua ettiğimde iyileştiriyor. Gel senin için de dua edeyim. Dua ettim. Hiçbir şey hissetmedi. Ertesi günü ayrılma zamanı gelmişti. Yoldan bana telefon etti. Dedi ki İhsan abi ağzımdaki yaralar gitti. Hamdolsun. Ağızda problem varsa gel. Ama diğer şeyler için kimler dua ediyor? Aslında her birimiz birbirimiz için dua ediyor. Bir gün biliyorum, bir gün dua edeceğim birilerine iyileşmeyecek. Ne yapacağım o zaman? Rab benden bu uçuk armağanını aldı mı diyeceğim? Hayır, dua etmeye devam edeceğim. Dua etmeye devam edeceğim. Çünkü iyileştiren ben değilim. Bendeki güç değil, Tanrı iyileştiriyor. Ben sadece orada aracı oluyorum. Ama bir şekilde fark edip dua etmem için o noktada altını çizmiş Tanrı. İsa'nın şifa verme yolları vardı. Ne yapıyordu İsa? İnsanlara el koyuyordu ve iyileştiriyordu. Tükürüyordu. Toprağa çamur yapıyordu. Adamın gözüne yapıştırıyordu. Çamurla iyileştiriyordu İsa. Emretti.
hastalık oldu. Şunu yap dedi. Ne mesela? Döşeyi topla kalk yürü dedi. Değil mi? İsa insanlara bir şeyler söyleyerek onu yaptırıyordu. 10 cüzamlıyı kahinlere yolladı. Petrus'un kaynanasının elini tuttu. Bir şeyler yapıyordu. Sizin onu taklit etmeniz gerekmiyor. Tükürmeyin kimsenin suratına. Değil mi? Ama dua edin. İsa'nın nasıl iyileştirdiğini biliyorsunuz. İsa Mesih dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır. Şimdi de sizi kullanarak insanların hayatında şifa vermek istiyor. Şimdi benim için dua edin. Eğer teşvik alan varsa gelsin, elini üzerime alın ve benim için dua etsin. Şimdi elimde egzama var ve egzamam yanmaya başladı ben bu vaazı verirken. Ve elimi görüyor musunuz? Kırmızı. Deminden beri elliyorum ve kızardı. Şimdi eğer kafanızı eğin, eğer içinizden birisinde bir teşvik olursa gelsin el koyup bana dua etsin. Hadi. Şu an yüreğimi biliyorsun. Çok bu konuda dua ettiğimi biliyorsun ve bu konuda beni çağırdığını biliyorum. Rab defalarca beni şifa armağanı konusunda çağırdı ve ben her zaman korktum. Çekindim çünkü yüreğimde iyi değildim. Korkuyordum, böbürlenmekten korkuyordum ve şu anda beni ruhumla doldurdun ve dua etmemi istediğin için önüne geliyorum Rab. Şifa sadece senden gelir. Buna iman ediyoruz ve İhsan abiye şu an seni önüne getiriyorum Tanrım. Ve onun vücudunda şu anda elinde bir şifa bekleyen bir sorun var, bir sıkıntımız var. Ve İsa Mesih'in adıyla, senin yüce ve görkemli adınla şu an bu hastalığı kovuyorum Rab. Ve sen şifa ver diye dua ediyorum. Onu senin önüne getiriyorum Rab. Ve buna iman ediyorum, şifa vereceğine inanıyorum. Ve senden bunu istiyoruz Rab. Şu an gel ve şifanı ver diye dua ediyorum. Amin. Senin adına bunu kovuyoruz ve tam bir şifa istiyoruz Rab. Amin. Amin. Senin görkemleri gece adında. Amin. Amin. Teşekkür ederim. Sağ ol. Bu, farkındaysanız ilk başta bir gerilim oldu. Herkes, ya nasıl kalkacağım gideceğim oraya. Tamam mı? Yani İmanımızı sınıyormuşuz gibi bir durum oldu. Cesaretimizin ona yetmediğini gördük. Tamam. Ama yani bu tesadüf değildir bence. Çünkü her vaaz ettiğimde olmuyor. Ama bazen olan bir şey. Benim egzamam var ve bugün olması beklemediğim bir şey. Çünkü aslında önlemlerimi almıştım bu sabah. Elimi kremledim. Ben ellerimi kremliyorum. Yağlı olsun, sulu olsun diye. Böyle yağlı sulu bir elim var benim normalde. Bugün de öyle olması lazım. Ama şimdi hala yani kırmızılı duruyor. Ayşegül geldi, cesaret etti, dua etti ve doğru bir şekilde dua etti. Aslında nasıl doğru şekilde? Rab gel iyileştir yani. Öyle çok bağırmaya, çağırmaya, zıplamaya, oynamaya gerek yok. Basitçe İsa Mesih sensin şifa veren diye dua etmemiz lazım. O yüzden Ayşegül'e hem tebrik ediyorum cesareti için hem de gelip dua ettiği için minnettarlık duyuyorum. Amin.
Rab istediği şekilde kendisini gösterir. Bu armağanları veren Rab'dir. İstediği şekilde, istediği kişide gözükür. Bazen biz istiyoruz ki bizde gözüksün her zaman ama öyle olmuyor. Armağanlardan bahsettiğinde 1. Korintiler 12. bölüm 11. ayette bunların tümünü etkin kılan tek ve aynı ruhtur. Rab bunları dilediği gibi ayrı ayrı dağıtır diyor herkese. Farklı armağanlar veriyor, farklı şekillerde veriyor. Tanrı'nın istediği gibi. Yani benim en çok istediğim şeyi bana verecek diye bir şey yok. Ama istemeye devam edin. Rab ver bana diye. Hizmet etmeye devam edelim. Bazen Tanrı biz hizmet etmeye çalıştığımızda bizim alçak gönüllü hizmetimizi ödüllendirir. Sürekli olarak bir armağan vermese bile alçak gönüllü hizmetimizi ödüllendirir. Kimi seçerse, ne zaman isterse, hangi yöntemle yapmak isterse, hangi sonuçlar isterse o şekilde. Yani az önce verdiğim örnekte, yani benim her şeyimi iyileştirmedi. Sadece yani kova hastalığımı iyileştirdi. Doktorların iyileştiremeyeceği hastalık. Ben şimdi koşarak 3 kat merdiven çıkarım. Eskiden yani kalbime bakmaları için bu eforlu EKG çektirmeye çalışıyordum. Yani 1 dakika dayanamıyordum o yokuşu çıkmaya. Hani ama Tanrı değiştirdi. Yapar. İstediği gibi. Peki İsa her hastalığı değiştiriyor, iyileştiriyordu. Biz neden iyileştiremiyoruz? Çünkü Kutsal Ruh'un varlığı onda ölçüsüzdü, sınırsızdı. O tamamıyla doluydu. Onu engelleyen hiçbir şey yoktu. Bizse kendi sınırlığımız içerisinde Kutsal Ruh'la ilişki kuruyoruz. Onu çağırıp onun hareket etmesini istemeliyiz bizim hayatımızda. O zaman Tanrı şifa verir. Gökte ve yerde bütün yetki ona verildi. Matta 28. bölümü hatırlıyor musunuz? 18. 20. ayetlerde ondan söz ediyor. Gökte ve yerde bütün yetki İsa Mesih'e verildi. O yüzden her şeyi yapabilme gücüne sahip olan odur. Tam şifa şimdi kilisede bulunmaktadır. Romalılar 12. bölüm 3. ve 5. ayetlerde şöyle diyor. Tanrı'nın bana bağışladığı lütufla hepinize söylüyorum. Kimse kendisine gereğinden çok değer vermesin. Herkes Tanrı'nın kendisine verdiği iman ölçüsüne göre düşüncelerinde sağduyulu olsun. Bir bedende ayrı ayrı işlevleri olan çok sayıda üyemiz olduğu gibi çok sayıda olan bizler de Mesih'te tek bir bedenin ve birbirimizin üyeleriyiz. Son bir şeyin altını çizmek istiyorum. Ayşegül de duasında aslında onu vurguladı. Biz herhangi bir insanın iyileşmesinden dolayı böbürlenecek, övünebilecek durumda değiliz. Bu armağana sahip olsak da bir sürü insan bizim aracılığımızla şifa alsa da, olağanüstü şeyler yaşasa da bunu yapan biz değiliz. O yüzden alçak gönüllü bir şekilde davranmamız lazım. Son olarak gene bir anekdot da bitireceğim. Bizim kilisemizin toplantılarından birinde Amerika'da Foursquare'in önderleri arasında yani önderleri için bir dua edilmesi gerekti. Orada birkaç kişi olarak bizi ortaya çağırdılar ve değişik ülkelerden İnsanlar çevremizi
kapladı ve el koyup dua ediyorlar ve peygamberlik sözü veriyorlar. Ondan sonra bir hanımefendi yanıma geldi, dua etti benim için ve bitti. Bana sonra dedi ki, İhsan, Tanrı sana hastaları iyileştirme armağanı veriyor. Neden? Bunu söyleyen kişi gerçekten Tanrı'nın olağanüstü işler için kullandığı bir kişi. Sıfırdan 3 milyon kişinin içinde bulunduğu bir kiliseyi kuran karı kocanın hanımı. Sıfırdan 3 milyon. Eşi yeni öldü. Ted Olbrich. Sue hanım. O geldi bana dedi ki, inanırsın yani o söyleyince. Hastaları iyileştirme armağanın var. Ey dedim, tamam. Ve tamam, eve gittiğimde herkese dua edeceğim. 5 dakika sonra yanıma geldi. Ama dedi ki bir fark var. Dua ettiğin zaman karşındaki insanlara sevgi göstereceksin. Sevgiyle dua edeceksin. Yani ben sevgiyle dua etmeye çalışıyorum. Yani sizleri seviyorum. Ve bu sevgimi ifade etmek istiyorum. Ama Tanrı'nın benden istediği başka bir şey olsa gerek. Ve o güçle dua etmiyorum. Buradan Tanrı'ya söylüyorum. Rab bana acele öğret. 60 yaşına geldim. Artık zaman sınırlı. Öğretirse daha çok insan için dua edeceğim. Ama şimdi daha çok insan için dua etmem gerekiyor. Geçen hafta yeni bastığımız kitabı göstermiştim. Mucizeler. Maalesef düzeltilmeden, yani düzeltilmiş de düzeltilmiş versiyonu değil, başka bir versiyonu basılmış. O yüzden çok memnun değilim. Ama bu sabah bir kilise önderinden mesaj aldım. Dedi ki, İhsan abi bize 50 tane gönder, onu okudum, çok beğendim diye. Dedim ki ya bozuk, istersen önümüzdeki ay göndereyim. Yok dedi, hemen gönder. Hemen lazım, bizim cemaatimizdeki insanlar okusun. Aynı şekilde diyorum, alın okuyun. Mucizelerin hayatımızda olabilmesi için kendimizi nasıl konumlandırmamız gerektiğini bize anlatıyor o kitap. Yazarını tanıyorum, söyledikleri tamamen doğru. Tanrımız güçlü Tanrı'dır. Ve sizi kullanmak istiyor. Hadi sizin için dua ediyorum. Rab İsa Mesih, sen Rablerin Rabbi, kralların kralısın. Olağanüstü işler yapansın. Yahve Rafa, sana yalvarıyoruz. Sen bu kilisedeki kardeşlerimi kullanarak insanlara şifa ver. Şimdi internetten bizi izleyen insanlara da dokun diye dua ediyorum. Senin gücün bu kilisedeki herkesin üzerinde etkin olsun. İzleyenlerin üzerinde etkin olsun. Rab, senin varlığını insanlara gösterebilsinler diye dua ediyorum. Bu mucizelerin onların hayatında olabilmesi için kendilerini alçaltarak, seni yücelterek dua etmeyi öğret diye dua ediyorum. Rab, ruhun üzerimize bol bol aksın. Senin lütfuna ihtiyacımız var. İsa Mesih'in adıyla. Amin.